sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Yılmaz Tokuş, 1949 doğumlu, öğretim üyesiyim, eğitimciyim. Hasbelkader bu malzemeleri, yapılan doğadaki yalıtımları, inşaatlarda kullanılan malzemelerin doğayı bozduğunu inceleyerek onlara muadil bir malzeme ürettim. Bu malzemenin dünya patentleri, isim hakları, marka tescilleri alınmış vaziyette denenmiş ve piyasaya sürülmek üzere, doğayı kurtarmak üzere ürettiğim nene teknolojisi ismini verdiğim bir üründür. Bu ürün aynı zamanda doğadaki zehirli gazları, betonların yaptığı tahribatları, betonlaşmayı önleyecek bir teknolojiye sahip olan üründür bu. Bunun ismi de nene teknolojisidir. Oksijen üreten, biyoenerji üreten, tamamen doğal olan, betonun 1/5 ağırlığında olan, binaların statiğini bozmayan bir üründür bu. Bu ürünün tanıtımında geniş olarak yer verildiği anda biz bunu dünyaya tanıtmaya hazırız. Bu ürünü nerede kullanıyoruz? Bu ürünü dış cephe yalıtımlarında plakalar halinde kullanacağız. Bu malzeme 1200 dereceye yanmaz, su geçirmez, ses geçirmez ve yüzyıllarca doğallığını bozmadan ısıyı içeride muhafaza eder, oksijen üretir. Sıcağı ve soğuğu içeride orman havasında yaşar gibi yaşarsın. Soluduğun hava aynı şekilde orman havası gibidir. İçerideki klima kullanmadan ve kışın doğal gazdan tasarruf ederek, o tasarruf muhakkak ki insanlığa lazım olan bir meziyete sahip bir malzememizdir. Bu ürün depreme dayanıklı mı? Bu malzeme ispatı yapılmış, Mimar Sinan'ın modernize edilmiş olan malzemelerinin yapısı olduğu için bu malzeme 400 küsür senedir zaten ne depremden bozulmuştur ve bunun modernize edilmiş hali olduğu için, ne de binalarımızın şu anda statiği bozmadığı için yüzyıllarca monte edildiği şekilde doğayı da koruyarak depreme dayanıklı olduğu tespit edilmiş, dünya takdirnameleri olan bir malzemedir. Kaç çeşit renk olacaktır veya renk orijinal mıdır? Onu da bir bahsedebilir miyiz? Bunun rengini biz tamamen yapısını bozmadan kumaşlarda nenelerimizin kullanmış olduğu ağaçlardan, yapraklardan, bitkilerden elde ettiğimiz boyalarla katarak istediğimiz rengi verme şansımız var ve veriyoruz. Rengini istediğimiz renk yapabiliriz. Dış cephenin biz şu beyaz kendi orijinal renginden, bej renginden dışında ben kırmızı istiyorum, kırmızı yaparız. İstediğimiz rengin kataloğunda aldığımız rengi kendi doğallığını bozmadan doğal olarak bu malzemenin içerisine istediğimiz rengi de katıp kullanabiliriz. Okullarda test yaptığınızı gördüm. Biz de bize bu kağıt üzerinde bilgi verebilir misin abi? Şimdi bu proje gördüğünüz şu kısmı ultraviyole ışınlarının, yani bu dışarıdaki zehirli gazların malzemenin içerisinde bulunan şu kafesler içerisine girdiği anda kafeslerden, kapandan kurtulma şansı olmaz. Malzemenin mütevelliyatından dolayı içeride hapis kalır ve dışarıya o zehirli gazı bir daha yoğuşmasını bitirerek dışarıya salmaz. Bunun ikinci özelliği, gördüğünüz şu projede 1 milimetre karesi içerisinde 8 tane hava boşluğu olan, hava alıp verişini yapan bir bölüme sahip olan projedir. Ses geçirmeyen, ses içeriye girer, ses dalgaları girer, dışarıya aynı sistemle dışarıya çıkmadan kaybolur, ses geçirmezliğini sağlar. Bu projelerde bunların içindeki kullanılan malzemeler tamamen doğal olup
su geçirmez, ses geçirmez ve ultraviyole ışınları, kanser ışınlarını yok eden bir malzemenin projeleri, bu gördüğünüz projelerin hepsi bizde mevcuttur. Bu ürünü dışarıda kullandık. İçeride de kullanabilir miyiz? Bu malzeme içeride iç sıvayı iç sıvada kullanabilirsin. Tabana tabana kullanabilirsin. Ve bunu kullandığın zaman ikinci bir başka bir işlem istemez. Başka bir malzeme üzerine kullanılmaz. Aynı şekilde her türlü taban, duvar dayanıklılığını sağlayan, bozulmayan bir malzeme. Bunları orada da rahatlıkla %100 kullanabilirsin. Şap yerine bunu kullanırsın. Başka bir üzerine hiçbir şey kullanmana gerek kalmaz. Gerek kalmıyor. Evet. Sıcağı, soğuğu da orada mı? Aynen. Oraya? Sıcağı ve soğuğu. Bu malzemenin içerisinde hava alan bir malzeme olduğundan 1 milimetre karesi içerisinde 8 tane hava boşluğu olan bir malzemedir bu aynı zamanda. İçeriye ultraviyole ışınlarını alır. Dışarıya salmadan içerideki kafeslerde ultraviyole ışınlarını yok eder. Dışarıya katı surette kanser şeyini dışarıya intibaya salmaz. İçeride yoğuşma yapmadan bitirir o kanser ışınını. Ultraviyole ışınlarını tamamen bertaraf eden bir malzeme.